Hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. Finike'ye gidiyoruz, Antalya Finike'ye. 4.5G bağlantıda muhabirimiz Özkan karşımızda. Veli Bey'in üçüncü kez evden kaçan eşi Şerife Hanım ve kaçtığı kişi Ekrem Yalçın karşımızda olacak. Hoş geldiniz yayına. Söz hakkınızı, cevap hakkınızı kullandığınız için ulan teşekkür ederim. Ulan tamam, benim aldığım elbiselerle karşıma çıkıyorsun. Benim aldığım elbiselerle karşıma çıkıyorsun. Dişine bak, dört tane çocuğuna geldi mi? Esra Hanım, ben sizinle muhatap olmak istiyorum. Hayır. Onunla muhatap olmak istemiyorum. Benim aldığım elbiselerle, benim aldığım elbiselerle çıkıyorsun benim karşıma. Benim 30.000 lira elime parayla çıkıyorsun karşıma. He? Cevap ver karşıma. Cevap ver bana. Ben seninle muhatap olmak istemiyorum. Sen benim muhatabım olamazsın. Ben sana geldim geleli 22 senedir zaten çalışıyorum. Alnımın terinde çalıştım ve kendim aldım. Asla ki asla senin bir lira bana bir param nasip değildir. 30 bin ne yaptın? Ben kendi paramla aldım her şeyi. Kendi paran değil. Benim 30 tane işçinin parası o. Tüm Antalya'nın hepsi biliyor benim ne iş yaptığımı. Sen hiç merak etme. Herkes beni arasın. Lan ben seni ne zaman dövdüm? Ben 30 bin lirayla gelmedim. Bağırma. Yalan söylüyor. Ben seni ne zaman şiddet uyduradım? Yalan söylüyor. Ne zaman şiddet uyduradım ben sana? Bana onu söyle. Ne zaman şiddet uyduradım? Esra Hanım, ben sizin sesinizi alamıyorum ve onunla muhatap olmak istemiyorum. Sen bu Ferhat'ın, Hüseyin'in, Alirza'nın yüzüne nasıl bakacaksın? Nasıl bakacaksın? He? Orası seni ilgilendirmez. 23 yaşında orası bu adam yaşında senin oğlun var. Bu adam yaşında senin oğlun var. Ulan bu adam olsa kendi çocuklarına bakar. Adam olsa kendi çocuklarına bakar. Seni alakadar etmez. Sen kendine bak. Sen de adam olsaydın 22 senedir ben sana yalvarıyordum. Beni bırak ayrılalım diye. Bunu sen istedin. Ayrılmadım, hadi inkar et. Ben sana çocuklar için ayrılmak istedim, çocuklar inkar için, et. Çocuklar için, çocuklar için. O 5 yaşındaki Ferhat Ergün anne diye ağlıyor. Sen biliyor musun onu? Sen nasıl vicdanla yatıyorsun? Ben sana tek... Ben o sana, nasıl vicdanla yatıyorsun? Nasıl vicdanın? Ben sana bir şey sormak istiyorum. Susarsan eğer, bak. Susarsan bir şey sormak istiyorum. 22 yıl boyunca ben sana avazım çıktığı kadar yalvardım mı? Beni bırak diye. Ya sen ayrılalım adam olmasa, diye. Bu adam olmasa zaten benden ayrılmayacaktın ki. 22 senede bu adam olmasa zaten ayrılmayacaktın. Adam olsa karısına sahip çıkardı. Ben kaç defa dedim? Ben kaç defa dedim? Beni annemgile götür, teslim et diye. Niye kabul etmedin? Niye kabul etmedin? Ulan çocukların vardı, çocukların. Çocukların, çocukların. 23 yaşında bunu yaşlı ben bakardım. Sen 23 yaşındaki olan buna çocuklarımı çeker. Çocuklarımı da verseydim ben annemgide emin ol ben erkek gibi bakardım. Ben sana geldim geleli sen erkek gibi 22 yıl boyunca çalıştım, paramı kazandım. Adam, daha bir güne bir gün oturup senin ekmeğini yemedim, merak dinle etme. Dinle beni, sen şu anda şu adamdan ayrıl, ben yine bakacağım sana. Ben sana yine bakacağım, annengille kal, ben sana yine asla bakacağım. Asla. Asla. Bundan sonra ne Ferhat'ı göreceksin, ne Mehmet'in, ne Adil'i, o 4 tane çocuğun öldü bileceksin. Peki, bir şey diyeceğim. O 4 tane bir çocuğun şey öldü bileceksin. Bir sus, ben de söyleyeyim. Sen bana o kadar... sen bana o kadar ağza alınmayacak cümleler kullandın, iftiralar attın. Nasıl beni kabul edebilecek, nasıl barışacaksın, nasıl yüzüme bakacaksın? Lan benim 4 tane çocuğum var. Yine ben isteme. Gel annen gelin orada. Ben senin nelerine katlandım. Nelerine. Ben geldim. Bunu sen de biliyorsun, bunu annem gibi de biliyor. Ben 3 defa geldim. Hatta evet. 2 defa polis gözetimi altında ben kadın sığınmaya gittim. Çok iyi biliyorsun. Ne yaptın da gittin kadın sığınmaya? Beni hiçbir şekilde sen beni çocuklarınla rahat bırakmadın. Oraya gidip de kendini savunma. Ben tuvalete banyoya girdiğim zaman 5 dakika herkes. Sonra kapıyı kırıp beni çıkartan insansın sen. Yarım saat olmuş banyoya gireli sen. Ben senin başına bir hal geldi diye girdim banyoya. Sen benim ya bir şey diyeceğim. Sen benim 5 yaşında çocuğumu düşünüyorsun da niye mezarlığa götürüp boş mezarı gösteriyorsun? Anneyin mezarı diye. Öldü dedim çocuklarını annen öldü. Öldüreceğim diye. Ulan, niye bana bağlanıp da tehdit ediyorsun? Ergün annem nerede diye soruyor çocuk. Ben anne senin kocaya mı kaçtı diyecektim. Anne senin başka bir adama mı gitti diyecektim. Ben mutfaktayken arkamdan gel. Ben 23 senede tokat mı vurdum da ben senin boğazına bıçak dayayacağım? Onu söyle vurmadın bana. Vurmadın mı ya? Boğazıma bıçak dayadın ya. Lan boğazıma bıçak dayadın. Bu kadar ayaklar altına düşme. Bundan daha başka Türkiye'de bir şey var mı? Türkiye'de var ya 80 milyonun altında bu kadar ayaklar altına düşme. Düşme. Lan ben sana bence tokat vurmadım. Bence 80 milyon altında bunu sen ayaklar altına bilir, düşme. Bak bunu annen de bilir.
baban da bilir, benim kendi anam da bilir, bunu kendi babam da bilir. Bunu annem de çok iyi biliyor. Yani bunu, bilir. Bunu annem de çok iyi biliyor, babam da çok iyi biliyor. Ben annemle babama 3 defa buradan gittim, sığındım. Çocuklarımı da aldım. Ama her seferinde sana geriye gönderirdim, gittim. Bunu hepsi de biliyor. Ne? Biliyor. Annem de beni sayıyordu, en sonunda babam da beni sayıyordu. Benim, ben çünkü onlara hiçbir zaman saygısızlık bunu yapmadım. En sonunda benim annem geldi. Benim sesimi ağlamama senin elinden aldı gitti. Senin elinden aldı gitti, sen yine geldin. Ben polis eşliğinde sığınmaya başvurdum. Ulan tamam, polis eşliğinde sığınmaya başvurdun. Annen yine kalsaydın. Onu sen annem gire gel, sen annem giden gitmedin ki. Bak, babam ben, kaç defa dedi, oğlum git burada kalsın, kafasını dinlesin, izin vermedin ki. Gel. Ben sana yine diyorum, annen gire gel, o 2 tane. Hüseyin ve Rıza bende kalsın. Ali Rıza zaten şu anda bitik bir durumda. Bitik bir durumda. Ferhat'la Mehmet'i de annen ile verip ben sana gereken yardımı da yaparım. Gereken yardımı ben da yaparım. Araya girebilir miyim? Ben istemiyorum. Deli Bey. Ben boşanmak istiyorum. Ben senden boşanmayacağım. Ben bütün senden af talebimi alacak, ondan sonra boşanacağım. Ben senden boşanmayacağım. Böyle... İzninizi rica ediyorum. Oturun lütfen yerinize. Şerife Hanım tekrar merhaba. Önce 22... Merhaba Esra Hanım. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. 22 yıl boyunca senden boşanacağım, senden ayrılmak istiyorum dedim. Yok, yalan söylüyor. Bir dakika, onun cümlesi. Dedim, beni alıp annemlerin evine... Son 2 aydır. Bırakmadın gibi bir cümle kurdun. Bırakmadı. Siz niye gitmediniz? Peki ablacığım, tek bir şey sorar mısın? Gittim ben Esra Hanım. Şerife Hanım'a sormak gittim istiyorum. Gittim bunu... Yani siz mesela... Bunu annemler de biliyor, kız kardeşim de biliyor, babamlar da biliyor. Ben her gittiğimde gelip anneme babama yalvarıp işte ben düzeleceğim. Ver benim darımı deyip beni geriye götürüyordu. Hiç beni orada bırakmıyordu bile. Benim söz hakkım bile olmuyordu. Şöyle bir şeyden peki, bahsediyor. Peki sen 20 gün oldu. 20 gün rotişört neden benim aldım para? O yazma, eşarp yazma benim aldım. Ayağındaki şalvar benim aldım para. Beni dolandırmak için, elbise almak için mi kaçtı bu adama? O eşarp benim annemin yani, yaptığı yani, eşarp. Merak etme yani. Sen. Ay Veli Bey, üzerindekiler değişmiş olsa kaçtığına değecek mi? Hayır, kaçtığına değsin değmesin. Neden alamıyorum? Evet. Şu anda oturacak yerleri yok. Oturacak yerleri yani yok. İsterse nerede yaşarlarsa yaşasınlar. Yok, gayet var, gayet var. Benim paramda oturuyorsun o kirada. O kirada benim paramda oturuyorsun. Senin paran bende yok. Nerede 22 yıldır ben de çalışıyorum. Nerede benim 22 param? 22 yıldır ben de alın terimle çalışıyorum. Nerede benim param? Evden kaçarken 30 bin TL parayı alıp gittiğinizi söyledi. Bu iddiası doğru mu? Bir bölüm yer var üzerinde yaylada. Yalan söylüyor Esra Hanım. Araştırılsın. Üstünde 1 lira para varsa. Hesap numarasına bakılsın. Söylensin bana. Bende hiç para yok. Neredeydi para? Hesap nerede duruyordu para? Hesabında duruyordu. Şerife Gembeş'in para kendi üstünde de araba aldı Esra Hanım. Peki. Hayır. Şerife Gembeş'in hesap numarasındaydı para. Tamam, bu çok basit bir şey. Eğer bir para hesaptaysa, kaçtığı günlerden sonra harcandıysa, orası için harcamıştır. Para hala duruyorsa güvendedir. Ondan önce harcandıysa, hiç kaçmadan hayır, önce harcandıysa para, siz mutlaka aile birliği giderken, içerisinde harcamışsınız. Bir izin verin. Şimdi bakın. Siz Ekrem'le beraber olabilmek için 4 çocuğunuzu bırakıp Ekrem'e kaçtınız. Ekrem sizle beraber olabilmek için 3 çocuğunu terk etti. Evet. Sizin ikinizin ortak bir noktası var ki birbirinize duymuş olduğunuz o duygular o kadar gözünüzü kör etmiş ki hayatın gerçeklerini ve çocuklarınızın sorumluluğunu tamamen unutuyorsunuz. bu süre içerisinde siz diyorsunuz ki çocuklar sensiz perişan halde. Perişan. Siz çocukları götürüp ben çocuklarımı alacağım diyor. Siz çocukları götürüp anneye karakol aracıyla teslim ediyorsunuz. Gittim. Neden çocuklarını sonra tekrar babaya gönderildi? Hepsi bir odada kaldığı için çocuk 12 yaşındaki çocuklarını anlattı. Bir odada kaldıkları için sıkıldık dedi. Esra Hanım ben çok aradım babasını. Hı-hı. 12 yaşındaki Mehmetcan durmadığı için ben yalvardım. Aramadı, dedim söylüyor. Ki bak sende de kalsın bende de kalsın. Ben hiç aramadı yalan hatta söylüyor. Hatta Esra Hanım şöyle bir şey de var susarsa eğer. Hı-hı. Susarsa... Bana buraya Finike'ye çocuklarımı teslim etmeye geldiği zaman mazot parasını polis eşliğinde benden aldı. Aldım. Çünkü parası benden yoktu. Aldı efendim. 300 lira ben 300 lira param yok dedi. Aldı. 300 lira param yok dedi. Ben mahsus parasız 500 kalsın, lira benden aldı. 500 ve lira 300 lira. Gün sonra ben aradım. Çocuklar lira. Durmuyor. Alır mısın diye Mehmetcan yalvardan da ben oraya gideceğim. Futbol oynuyor, okula gidiyor. Tamam annem dedim. Babasını aradığım zaman
Asla sen gelmeyince ben çocukları kabul etmiyorum dedi. Hatta benim büyük oğlum evden kaçtı her buradan. İlla oraya gideceğim diye. Şimdi çocukların var olan bir düzeni var. Çocuklar o düzene dönmek istedi. Şimdi bu sizin üçüncü kaçışınız. Son kaçışınız zaten artık iplerin koptuğu nokta. Evet. Her iki kaçışınızla geri dönmenizin sebebi neydi? Nasıl ikna oldunuz? Esra Hanım şöyle diyordu. Annesi istemedi bunu. Gel, çocukların başında dur. Annen gide kal. Devam et. Annen gide kal. Ya, çocukların başında dur. Ben seni hiçbir şekilde rahatsız etmeyeceğim diyordu. Ben annem gide gittiğim zaman direkt kendisi çağırdım. Geliyordu. Beni götürüp gidiyordu. Ben Finike'ye geldim gece saat 12'de seni Finike emniyetinden teslim aldığımda. Eve gittiğim zaman da Esra Hanım ağza alınmayacak hakaretler ediyordu. Benim canlı yerimde açıklayamayacağım durumlar var. Dinle. Ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyordu. Madem bu hakaretleri yapacaksın. Şerife bir dakika. Finike'ye geldi 3 defa beni almak için. Bir saniye. Sen şimdi TikTok'tan yanındaki adamı tanıdın mı? Tanıdın. Kaç aylık arkadaşın, TikTok arkadaşın tanıdım. Senin? 7 aydır. Yalan söyleme 2 aydır. Yalan söyleme 2 aydır. 7 aydır Esra Hanım. Peki 7 aydır diyorsunuz. Dün 2 ay demiştiniz. İlkinde geri dönerken Beli'ye gel beni buradan al dedin mi? Şeyden aldım. İlkinde Antalya Konya altına geldiler. Konya altına aldım. Annesi de vardı. Annesi de canlı sahip. Hayır Esra Hanım. Annem, babam, kız kardeşim geldi. Ben de geldim Konya altından. Hayatım sen ilkinde niye geri döndün? Bir de döndün? Oğlum geldi Mehmetcan. İlkinde niye geri döndün? Oğlum geldi. Annem dedi çocukların başında dur. Çocukların başında dur rezil olmasınlar. Ben her şekilde arkandayım dedi. Ben annem gide sığındım geldim. Ama devamlı annem gide gelip annem gide rahatsız etti. Ve annem gide gittiğim zaman o geldiği zaman ben annem gide bir gece bile yatmadan... 2 saat sonra Ekrem'e geriye geldim. Onun rahatsızlıklarına dayanamadım. İkincisine bir gece bile niye geri döndünüz? İkincisinde niye geri döndünüz? Tekrar geri geldiniz. İkincisinde kendisi söz verdi. Tamam ne sözü dedi verdi? Bir hata yaptım. Ağza alınmayacak sözler söyledi yine birinci gittiğimde. Tamam dedi ben hatalıyım. Özür diliyorum. Yine annen gide kal dedi. Annem gide yine ikinciye gittiğimde Ekrem Bey bıraktı zaten beni. Ekrem Bey götürdü Antalya'ya. Annem gibi ikinciye gittiğimde yine aynı hakaretleri başladı. Ağza alınmayacak küfürleri vardı. Yalan işte, söylüyor Esra Hanım. Yalan söylüyor. Ya söyleyemiyorum canlı yayında ben yine dayanamadım. Yine bir gece Ekrem'e annem gide kalıp ertesi gün yine Ekrem'e geldim. Peki Ekrem bu arada Şerife sana kaçtıktan sonra siz ikiniz de birbirinize bir yalan söylediniz. Değil mi? Ekrem sana bekar olduğunu sen de Ekrem'e bekar olduğunu söyledin. Doğru mu? Evet. Ya ikiniz de birbirinizi bekarız diye kandırıyorsunuz. Doğru mu Şerif abla? Öncelikle şu konuya bir değinmek istiyorum ben. Mehmet'in Ferhat'ın yüzüne nasıl bakacaksın? Doğru. He? O çocukların yüzüne nasıl bakacaksın? Ablacığım. O Ferhat'ın yüzüne nasıl bakacaksın sen? Ya bu adam konuşup duruyor da bir dakika. Sen bırak benim muhatabım sen değilsin. Benim muhatabım sen değilsin. Sen Şerif'e ver. Ya ben seninle... istiyorum. Ya bu adam iki tane evli kızı var. 16 yaşında. İkisi de kaçmış. Üter gün. İlgilendirmez ki bu. 300 seni ilgilendirmez. Senin kolun vallahi bir şey söyleyeceğim. 300 Şerife Hanım. Beni Bey'i ilgilendirmez ama Türkiye'yi ilgilendirir. 300 milyar kızlarını satmış. Yıl olmuş 2023. Özellikle de kız çocukları... Parayla abla, bir mal gibi abla, alınıp satılamaz abla, kardeşim. Ablacığım bunu ispat etsin. Endeveri'yi kulağından satın bunu alırım ben. Söylüyor. Bunu ispat peki. Etsin. Bunu herkes Endeki söylüyor. Adam olsun. Ya bunu herkes adam söylüyor. Olsun. Beli Bey, çocuğunu getirdim. Ekrem Bey birbirinize yalan söylediniz. Ya evli olduğunuzu. İstiyorum abla. Peki bu diğer konuya da geleceğim. Evli olduğunuz gerçeği ortaya çıktı. Her ben seferinde... Şerife Hanım'ı kocasına, bir tanesini de otobüse siz bindirmiştiniz. Niye kocasına geri döndürüyordunuz? Hayır abla. Yalan söylüyor işte. Hayır abla. Kendisi istedi. Beni bırak dedi. Kendim götürdüm. Kendim bizzat da bu şahsın kulağının dibinden getirdim. Peki şunu merak ediyorum. Biz çünkü bir... Endek adam bana adamlık dersi veriyor. Ya bırak. Buna izin vermem. Bir kere bağırmayın. Bağırsanız da öbür tarafa zaten yankılı gidiyor ses. Burada bağırdığınızda o direkt tepkiyi de ben alıyorum. Yani sesi de ben alıyorum. Şimdi
Rahatsız oluyorum ben şu an. Ekrem Bey, rahatsızlığı veriyorum Ekrem Bey, ben Veli Bey'i sustururken aman size bilmem bir şey olmasın diye susturmuyorum. Burada kendi ruh sağlığımız için de bunu istiyorum açıkçası. Şimdi düşünsene o kadar saat program yapıyorsun, biri sürekli bağırıyor. Bir süre sonra sinir sistemin bozuluyor senin. Yani senin tepkilerini bozuyor. Ekrem Yalçın. Şerife ile beraber kaçtığını, evet, sonra abla. Şerife kocasına geri dönmek istediğinde, kendi ellerinde bindirdiğinde şu cümleyi kurdun mu? Biz bir hata yapıyoruz. Bu yaptığımız yanlış. Aslında en doğrusu kendi yuvalarımıza dönmek diyerek böyle vicdanınız bir yerde devreye girdi mi? Vicdan yok ki girse. Girmedi abla. Sevdim, yok. Getirdim. Beraber de değiliz zaten. Ayrı bir ev tuttum. Ne zaman boşanırsa ben de boşanacağım. Yalan o zaman beraber kalacağız. Ama benim himayem altında. Yani mal mı himayen altında? Vallahi kadın istediği yere gidiyor geliyor yani. Ulan araştırın görün, yalan söylemiyor diye. Mehmet dedi ailede yaşıyor diye. Ekrem Bey, maddi manevi her şeklinde her gelirimi kendisi karşılıyor. Çocuğum. Evet, yapma ya. Ama beraber kalın. Ablacığım, gerçek söylüyorsun Veli, yani. Ay vallahi oturun kavga edin o zaman, hiçbir şey konuşmayalım biz. Bana da bu sefer sinir geliyor ya. O ona mal mısın, adam mısın, onu musun, bunu musun diyor, bitiyor ya. Ekrem Yalçın. Kaçtığınız gün Şerife Hanım'ı anneniz ve babanızla tanıştırdınız mı? Annemle babamla, annem bizzat geldi tanıştı abla. Geldi tanıştı. Ne dedi Şerife Hanım size? Nasıl karşıladı sizi? Hoş geldin dedi. Hoş geldin dedi. Gelinli misin, namuslu musun dediler. Yalan. Peki evli olduğunuzu, çocuklarınızı bırakıp geldiğinizi biliyorlar mıydı? Biliyorlardı Esra'nın. Kaç çocuğumun olduğunu da biliyorlardı. Nasıl, ne dediler peki? Oh iyi yapmışsın, benim oğlumla inşallah çok mutlu ol dediler. Mutlu mu ol dediler? Dışarıda rezil olmayın. Araziye bir tane, ben kendi her şeyi kendim üstleneceğim. Araziye bir tane hazır ev koyduralım. Sen de bizim namuslu musun dediler. Ben kabul etmedim. Sonra kendilerine yaşamamı teklif ettiler. Ben yine reddettim. En sonki teklifleri de Ekrem'e araziyi bize verirsen... Tamamen biz susarız, canlı yayına katılmayız dediler. Ekrem bunu kabul etmedi. Peki ama tam tersi, ben 26 Mayıs tarihinden bahsediyorum. Onlar diyor ki biz geldiği günden beri Şerife'yi istemiyoruz. Benim gelinimin oğlumun yalan hayatını mahvetti. Yalan. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar.